İkindi şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük ayna iken her şey Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemaline bir aynadır. Ancak cüssesi kadar bir meyve aynadır. Onda cemal ilahi tezahür eder. Bir çiçek aynadır. Onda kemal-i Rabbani gözükür. Bir ışık aynadır. Onda Allah'ın münevvir ismi tecelli eder. Küçücük bir nimet, bir lokma, bir rızık aynadır. Onda Allah'ın ihsanı gözükür. Bunların her biri aynadır ama küçük bir ayna küçük bir ayna Allah'ın nihayetsiz cemalini ve hadsiz kemalini nasıl göstersin? O cemale hakkıyla nasıl ayna olsun? O kemale hakikatiyle nasıl masa olsun? Elbette cüssesi buna yetmez. Bir damla güneşi ne kadar gösterebilirse bir çiçek, bir meyve, bir nimet de ezeli olan Allah'ın cemal ve kemalini o kadar gösterebilir. Bir deniz bir bardakta ne kadar sığabilirse Allah'ın nihayesi cemali ve kemali de bir eşyaya o kadar sığabilir. Peki bu durumda ne yapacağız? O nihayetsiz cemali ve kemali kemali şaşa ile görmek için nasıl bir yol takip edeceğiz? Üstadımız bu yolu şöyle tarif ediyor. Tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omuza verip ittisal ettiğinden o nevi büyük aynaya dönüp o neve mahsus cilvelenen bir çeşit cemali ilahiyi gösterir yapacağımız şey şuymuş eşyaya tevhid gözüyle bakmak bu gözle baktığımızda eşya birbirine omuz verecek birbirine benzeyen hadiseler tek bir hadise gibi tevhid aynasında aksedecek emsali faaliyetler ittisal edecek bununla da o cüz'i fiil o küçük nimet o basit tasavvuf birden büyük bir aynaya dönecek ve o aynada o neve mahsus bir cemal ilahi ve bir kemal Rabbani gözükecek. Mesela bir kuşa hayat verilmesini düşünelim. Bu cüz'i fiilde Allah'ın ihya sıfatı gözükmekte ve muhyi ismi tecelli etmektedir. Kuş kendisine verilen hayatla Allah'ın cemaline ve kemaline bir aynadır. Ancak küçük bir ayna. Şimdi bu aynayı büyütelim. Büyütmek için bu cüz'i hadiseye ve hayat verme fiiline tevhid aynasını tutacağız ve vahdet gözüyle bakacağız. Tevhid aynasını tutmak ve vahdet gözüyle bakmak demek emsali fiilleri yan yana getirip Hepsini Allah'ın kudretine teslim etmek demektir. Şimdi hayalen kendisine hayat verilen bütün kuşları yan yana getirin. Hepsi birbirine dayansın, omuz omuza versin. Sonra kendisine hayat verilen balıkları, kedileri, atları, koyunları, keçileri bu halkaya dahil edin. Sonra diğer hayvanatı bu halkaya sok. Sonra nebatatı dahil edin. Yani kendisine hayat verilen her mahluk tevhid aynasında gözüksün, temessül etsin ve ben buradayım desin. Bu durumda tek bir kuş kendisine verilen hayatla Allah'ın cemal ve kemaline bir damla kadar ayna iken bütün hayvanat ve nebatatın yan yana gelmesiyle bir deniz teşekkül eder. Güneşin damladaki tecellisiyle denizdeki tecellisi bir midir? Hayır değildir. Evet ikisi de güneşlendir ancak damla derya gibi o haşmeti gösteremez, o tecelliye ayna olamaz. Aynen bunun gibi bir kuşun hayatı da Allah'tandır, ve o kuş hayatı ile Allah'ın cemal ve kemalini aynadır. Ancak Allah'ın cemal ve kemalinin damla hükmündeki kuştaki tecellisi ile deniz hükmündeki bütün hayvanat ve nebatattaki tecellisi bir değildir. Nebatat ve hayvanat denizi cemali ilahi ve kemali rabbani daha şaşalı bir surette gösterip ona aynı olur. Kardeşlerim, bizler okuma değil mütalaa yapıyoruz. Bazen bu derste olduğu gibi bir cümle için bir sayfa kadar konuşuruz. Bu mütalaa'nın usulündendir. Hem mesele hızlı ilerlemek değil, hazmede hazmede, tefekkür ede ede, amele döke döke ilerlemektir. Hakikati kalbe akla, ruha ve letaife işletmektir. Önce bu dersi iyice hazmedelim. Farklı misallerle tefekkür edelim. Daha sonra da bir sonraki derse geçelim. Şimdilik Allah'a emanet olun.